Özellikle Ahmet Hoca. oğlum yurt dışında, telefonlaşıyoruz sürekli. O da Galatasaraylı. Üzüntüyle beni aradı, baba gol mü oldu diye. Merak etme dedim, atarlar. Bu derece Galatasaraylılar gol beklediler. Yani senin o Evet, soruna panik yönelik. pek yaşanmadı. Yani Yani WhatsApp gruplarında falan da olmadı. Sadece tribün, ekran başında da ben hissetmedim. Galatasaray Kalabalık alıştı. bir ekiple izledik. Ben de söyleyebilir miyim? Çünkü ilk ben başladım ama sıra gelmedi. Kendi kendime söz veriyorum. Ben soruyu aldım, cevap vereyim. Yok, estağfurullah hocam. Yani sezon içerisinde sorsaydınız %100 bekliyordum derdim ama bu maçta hani acaba mı diye düşündüm ben. Ya ben de, Atabilir mi golü diye. ama sezonu şöyle baz aldığımızda mesela bir Kasımpaşa maçı da var buna benzer. Evet, Enteresan, orada iki gol buldu hatta. Yani Galatasaray'ın en büyük özelliği maç, yani bitti demeden Galatasaray maç bitmiyor. Net bir şekilde bugün de görüldü. Sezonda Galatasaray bitti demeden bitmiyor. Aynı şekilde şampiyon şekilde bitiriyorlar. Yani genel bir baktığımızda Galatasaray maçı mesela ben tarafsız olarak bakıyorum 2-2 ya uzatma var diyorum. Galatasaray'ın yani bir gol atar diyorum. Galatasaraylar Serkan söylüyor WhatsApp grubunda. Hepsi diyordur. Ahmet Hoca da söyledi. Yani Galatasaray saha içinde kötü oynasa bile o güveni veriyor. Yani kendi taraftarına. Fenerbahçe'de ne veriyor biliyor musun? Allah gol yedi mi mesela 20 dakika olsun Fenerbahçe'de. Mesela son 20 dakikaya girilsin. Ya bu maç berabere bitti falan, puan 2 puan kaybettik. Yani iç sahada veya dış sahada. Galatasaray'da o kadar rahat ki oyuncular rahat. Yeter ki o olaya konsantrasyonu yüksek olsun, maksimum seviyede olsun. Galatasaray o maçı bir şekilde iyi oynadığında zaten kazanıyor, kötü oynadığında kazanıyor. En büyük farkı bu. Yani sezon genelinde bütün sezonu kontrol eden maç bitti, sezon bitti. Dediğim gibi Galatasaray bitti demeden bitmiyor. Bunu en son finale artık geldikçe net bir şekilde bu gece de gördük. Hocam katkı olsun diye şuradan kaynaklandığını düşünüyorum. Okan Hoca geldiği günden itibaren bütün maçlarını kazanmak için oynadı. Yeri geldiğinde eksik olduğu maçlarda bile oyuncu değişiklikleriyle takıma bunu o derece oturttu ki futbolcular sanki Okan Hoca hamle yapmasa bile onlarda artık 2-2 biz kabul etmiyoruz, bizim mutlaka almamız gerekir zihniyeti oluştu. Bence Galatasaray'da bu büyük bir avantaj oldu. O Fenerbahçe'de mi öyle düşünülür hocam? Mesela onlar da şimdi şampiyonluk yarışı Galatasaray'la iki tane sezon başı mesela dile getirmiştim. İskoçeli gibi oldu gibi. Rangers, ondan sonra Celtic gibi. Ya Fenerbahçe de öyledir değil mi Şenol hocam? Yani siz de söyleyin. Yani bütün maçları onlar da kazanmak ama için. Yani hocam mutlaka Galatasaray, tabii Okan ki hocanın girdiği riske İsmail Hoca girdi mi? Ya o kadar tabii girme. Bazen girdiği Rize Spor maçları vesaire kötü giderken oldu. Ama Okan Hoca çok radikal, çok tabii fantastik canım değişiklikler yaptı bu anlamda. Yani onun Kasımpaşa maçı vesaire ama Fenerbahçe'de mutlaka onu yani bir şekilde Fenerbahçe'nin de istediğini her maçı işte İsmail Hoca da öyle. Yani ama nedir bu? İkisinin arasındaki en temel fark biri teoride kalır, pratiğe dönüşmez İsmail Hoca'da. Okan Hoca'da o teori pratiğe dönüştü. Karşılığını aldı yani bir de o var. Bir de daha cesaretli, korkusuzca. Yani İsmail Hoca'nın en büyük sıkıntısı genel yapı olarak yani benim gördüğüm sezon içinde bu takım dizginlerini salıp daha rahat oynatacaktı.